Şimdi arkadaşlar, ya vallahi ben bu tartışmaları kendi bakış açılarıyla haklı olsalar da her iki tarafta gerçekten çok büyük resme bakmadan tartışmalar olarak görüyorum. Neden? Büyük fotoğrafa bakalım önce. Defalarca söylediğim bir şeyi kısa bir hatırlatma yaparak bu kararla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bir kere bizim milletimizin, Türkiye'de yaşayan insanların %80'inin bilmediği, aydınlarımızın da, hani çok okumuş aydınlarımızın da yarısının bilmediği bir gerçek var. 10 kere söyledim. Türkiye Cumhuriyetler, Azerbaycan, Türkmenistan gibi, Pakistanlılar, bir de Japonlar hariç, dünya bizi sevmez. Çok mühim bir şey. Hep dikkatten kaçıyor. Şimdi AİHM'in bu kararına şaşırıyorlar. Gülüyorum. Çünkü ben AİHM'den buna benzer bir karar bekliyordum. Siz sabaha kadar haklı olsanız AİHM o kararı verir. Ya örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir ülke saldırsa ya, sebepsiz, hani bizim bir şeyimiz yok, adam bize saldırsa, yemin ederim size, bu söylediğim Japonlar, Pakistanlılar, Türkiye Cumhuriyeti hariç bütün dünya o saldıranları allem eder, kallem eder, onları tutar. Haklı çıkarır. Haklı çıkarır. Ya bunu bir milletim öğrensin bir kere ya. Bizi sevmiyorlar. Efendim biz kötü olduğumuz için mi? Hayır, sebeplerini anlattım 10 kere, bir daha anlatmayayım. Şimdi bu karar, olay çok net. Siz bırakın Selahattin Demirtaş kararını. Ya bütün Avrupa ve Amerika, bütün dünya PKK'yı tutuyor be. PKK'yı tutuyor. Daha onu bir günaydın. Oraya uyanalım. Adamlar yani siz böyle bir deminden beri anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yok şunu yaptı, bunu yaptı. Ya ne yaparsa yapsın ya, umurunda değil, seni sevmiyor adam ya. Senin aleyhin, ben size şöyle söyleyeyim de ispatlayayım bu söylediğimi. Son 50 yılı tarayın. Türkiye'nin bir problemi olduğu bir ülkeyle siz Batı'nın veya Amerika'nın Türkiye haklı kardeşim dediğini duydunuz mu hiç ya, Allah için ya? Allah için bir kere bir hatırlayın ya. Ya Azerbaycan kendine ait toprakları. Hem de uluslararası kabul edilmiş, evet burası Azerbaycan'ındır denmiş toprakları. Geri almak için saldırdığında bile bütün dünya kamuoyu Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi suçladı. Hatta Azerbaycan saldırmadı, ilk saldıran da Ermenistan'dı yani. Bir de döndü dedi ki, bak dikkat edin bunlar yine Viyana'ya yürüyecek dedi. Abuk subuk, saçma sapan bir şey. Ona şey söyledi, Ermenistan. Paşen fark etmez. O lafı şunun için söylüyor. Dikkat edin diyor, bak bu sizin sevmediğiniz adamlar. Evet, bizi sevmiyorlar abi. Dolayısıyla bu kararda şaşıracak bir şey yok. Mesela PKK o kadar halt karıştırdı, o kadar işler yaptı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın karısı kalktı gitti PKK'yı ziyaret etti ya. Mitterrand değil miydi karısı giden? Daniel'le Mitterrand, evet. Ya önce bir kere kimse şaşırmayacak. Yani ben bunu siyasi iktidar içinde söylüyorum. Bunu niye şaşırıp da haklılığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz? Ya lehinize karar çıkmaz. Bizim lehimize bir karar. Hele sizin AİHM dediğiniz nedir? Avrupa devletleri değil mi? Mahkeme o ya. Avrupa mahkeme o değil mi? Mahkeme, yargıçlar. İçinde bir Ugandalı var mı? Türk yargıç da var içinde. Avrupa olduğu için var. Avrupa'nın dışında biri var mı o mahkemede? Yok. Kıta olarak. Avrupa ve zaten Türkiye Avrupa var. Avrupa mahkemesi. Efendim? Ya tamam işte Brezilya'dan mahkeme, bir Avrupa mahkemesi orada zaten. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa kıtasındaki ülkelerin insanları var. Doğru mu? Doğru. Bunların hiçbirimizi sevmez. Sevebilir. Niye? Hayır, yok sevmezler. Geneli söylüyorum, geneli. Bana birisi örnek bulur. Ben bir tane İtalyan tanıyorum, bizi çok seviyor. Evet, yani ben de %100'ü sevmez demiyorum. Ama orantıya vurun.
Tam da ben de onu söyleyecektim. Benim çok Alman arkadaşım var, sever. Evet, işte ondur. Siz biliyor musunuz? Hala Güney Fransa'da, bakın Güney Fransa'da, Güney İspanya'da, Güney İtalya'da uyu Türk geliyor diye çocuk uyuturlar. Yok canım abi. Evet, inceleyin. Ben dünyada Türklerle ve Türkiye ile ilgili yabancı yazarların, sadece Avrupalıların değil, bütün dünyadaki yazarların bütün kitaplarını buldum ve okudum. Çünkü bu işi 16 yaşından beri kafayı taktım. Bu herifler bizi niye sevmiyor diye. Bütün kitaplarını okudum. Bütün. Steven Rankin'dan girin, Jean-Paul Roux'dan çıkın. Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili dünyalılar, dünyalı diyorum. Bak Avrupa demiyorum sadece. Japonlarla Pakistan'ı ayırıyorum. Onlar toplum olarak nötrler. Nötrler. Pakistan ayrıca severdi. Türkü cumhuriyetler zaten Türk adamlar. Kitapların hiçbirinde bizimle ilgili olumlu bir şey yok. Yok. Hatta bizim şu anda İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, üniversitelerimizin büyük çoğunluğunda 3. sınıfta tarih bölümlerinde okutulan Stephen Rankin'in yazdığı Haçlı Seferleri tarih kitabında bile ders kitabı olarak okutulur. Şu anda. Açın okuyun. Türkler 3 ciltliktir. 3. sınıf dersidir. Bir tane olumlu bir laf bulamazsınız. Mesela Kudüs'ü kurtaran Sultan Baybars Türktür. Baybars'ı dönek, kötü, bilmem ne tarif eder. Ha Selahattin Eyyubi'yi çok över. Aynı kitap. Niye? Selahattin Eyyubi Türk değil. Kürt. Dolayısıyla bu insanlar Türkleri sevmiyor. Yani bunu herkes öğrenecek. Bilecekler bunu yani. Bu bilgi ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak. Bunu bilerek politikamızı, ilişkilerimizi, siyasetimizi, her şeyimizi buna göre yapacağız. Ali Aydar Bey. Dolayısıyla yok buraya bağlayayım. Buradaki konuya bağlayacağım bunu. Şimdi haklı gerekçelerini burada sadece 14 tanesini saydı Zafer. Hoca 9 tanesini saydı. Doğru mu? Evet. 23 tane değil abi. 50 tane sebep var. Doğru. Hem HDP'nin kapatılması için. Doğru. Hem de böyle bir karar çıkmaması için. Ama çıkar. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kere bunu bileceğiz. Türkiye'nin herhangi bir ulusla, bir problemle, bir terör örgütüyle. Mesela Asala. Ya Asala'yı tuttular ya. Atalay'ı, bütün dünya. Doğru. İnceleyin dönemin bütün gazetelerini. Fransız, İngiliz, Belçika, Hollanda. Ben ırkçı mırkçı değilim. Ben Atatürkçü. Demokrat bir adamım. Ama tarihçiyim. Gerçeği de biliyorum ve bunu herkese anlatmak zorundayım. Hayatım biz sizin gibiyiz. Ulan biz sizden kötü değiliz. Hatta siz bizden daha kötüsünüz demekle geçti. Ama gerçek bu. İşte bu gerçeğe göre düşüneceğiz. Ha ne yapacağız? Adam bize saçma sapan bir karar mı çıkartmış? Bunun saçmalığını anlatmayacağız milletimize. Milletimiz bilmiyor ki zaten büyük çoğunluğu dünyanın bize nasıl baktığını. Bence ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaş karar zaten böyle çıkacaktı. Sen sabaha kadar haklı olsan da. Bütün dünyanın büyük çoğunluğu HDP'yi hatta PKK'yı Türk halkının temsilcisi gibi görüyor biliyor musunuz? Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Madem öyle PKK'yı hadi terör örgütü. Dedirtemedik bile birçoğuna terör örgütü diye. Hadi PKK'yı geç. Dediler ya bir terör listesinde. Bir kısmının. Bir kısmının dili varmadı. Şimdi gelelim HDP Selahattin Demirtaş'la ilgili böyle bir karar çıkarttı. Dönüp biz anlatmaya çalışıyoruz. Ya yanlış işte bak tabii. Ya bırakın ya bırakın ya. Sen neyi anlatsan o seni dinlemez ki. Senin araya ne varsa o kararı verir. O zaman ne yapacağız? Daha akıllı bir plan yapacağız. Nedir daha akıllı bir plan? Arkadaş sen beni hep nelerle suçluyorsun? Asan kesen döven adam. Barbar Türk. İmajın bu değil mi senin? Ha yok ben öyle değilim abi. Atatürk'ün ömrü bunu kanıtlamak için geçti. Çünkü Atatürk yüzlerce kitap okumuş bir adamdı.
Bugün yaptığı birçok şeyi birçok insan anlayamıyor. İşte Atatürk bunun farkındaydı. Atatürk bunu yapanların en önemlisidir. Onun için Atatürk'e hayran oldum. Bir sürü siyasi ideoloji çöktü. Bugün Türkiye'nin %4'ü solcuyum diyor. Ama 28'i Atatürkçüyüm diyor. İşte Atatürk onun için önemliydi. Gelelim bu HDP konusuna. Ayın böyle bir karar mı aldı? Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Serbest bırakırım. Niye biliyor musun? Niye biliyor musunuz? Niye serbest bırakırım? Sen bana ne diyorsun? Antidemokrat. Sen bana ne diyorsun? Efendim totaliter. Sen bana ne diyorsun? Sizin ülkenizde demokrasi yok. Al var işte, al bıraktım. Sonra yargılamamı yaparım. Teröristten resmim var. Saydığınız 24 suçun haricinde 54 tane suçu mu var? Mahkemede koyarsın, ondan sonra da yargılarsın. Sen hem bizim milletimize, hem bütün dünyaya, ya ben haklıyım, şöyle argümanlarım var, sabaha kadar anlatsan seni anlamazlar, dinlemezler. Böyle yaparsan anlarlar mı? Böyle yaparsan adam şu ne de, en azından ağzını açamaz, senes çenesini kapatır. İşte bu gizli milliyetçiliktir. Bırakırsın, dersin ki onu mu istiyorsun? Al abi bıraktım al. Senin yargın bitecek mi bıraktın diye? Yargılaman devam etmeyecek mi? Yargılamanı da yaparsın. Ondan sonra bak suçu bu. Ya bu karar zaten şey, tutukluluğunun sona erdirilmesi şu an için. Evet, onu söylüyorum. Yani bu bazı şeyleri görünenin dışında, gerçi Isaac Newton gerçek sadelikte saklıdır der. En basit şeyde saklıdır der. Ha bu biraz öyle değil. Bu biraz dolaylı bir plan. Neye göre bir plan? Dünyanın o bize bakışı, o bozuk, yani 4 numara miyop, 14 numara astigmat ve 18 numara hipermetrop bakışı nedeniyle... Peki ama orada şöyle bir sorun var. Evet. Sizin dediğiniz yol izlenirse o zaman da şöyle olur. Evet. Türk mahkemeleri karar verir. Evet. Bu bütün iç hukuk süreci tüketilir. Sonra yine ahime gider. Yine ahim bu kararı da bozar. Ha, ama sen madem uyuyorsun, o zaman bir dakika dönüp şunu söyleyebilirsin. Kıymetli ahim, beni çok seven ahim. Bak ben sen karar verdin, ben adamı bıraktım. Sonra yargıladım, suçlu buldum. Şimdi ne istiyorsun abi? Başka hangi şeytanlık var benimle ilgili? Başka ne kötülük istiyorsun? Bir daha yargılar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani çenelerini kapatırım. Bizimle ilgili bütün... Çünkü adamların... Yahu ömrüm bununla geçti diyorum size. Mesela Büyük Selçuklu dizisi oynuyor. Çok beğeniyorum. Herkese de tavsiye ederim pazartesi günü. Bizim devlet olarak obadan, göçerlikten ayrılıp kurduğumuz ilk devlettir Büyük Selçuklu Devleti. Harika da çekmişler ayrıca. Orada İranlılar var ya, biz İran'da kurduk Büyük Selçuklu Devleti'ni. Başkent İsfahan, yani orada oturuyordu Melikşah filan. İranlılar ne diyor biliyor musunuz bize o sırada? Ne bizim imanımız biliyor musunuz? Şeytan diyorlar. Ve dizi bunu aynen koymuş, dürüstçe. Mesela Hasan Sabbah İranlıdır. Batınilerin şefiydi. Adamların arasındaki konuşma şöyle. Şeytanların arasına mı gittin? Şeytan ne dedi? Niye? Ülkelerini işgal ettik. Ulan ne yapalım? Bozkurt'ta mı yaşasaydık? Gelip bir şehirde yaşamak istedik yani. Kendimize bir ülke bulacaktık yani. Orayı da beğenmedik. Geldik Anadolu'ya geldik. Adamların da şikayet etme hakkı var yani. Abi olabilir ama şunu demek istiyorum. Biz... hiçbir zaman onların doğu toplumlarına baktığı gibi bakmıyoruz. Ayak abi. Takımı görüyorlar ya hepsini. Biz hiç o öyle olmamışız. Doğru. Biz doğru. Hep şunu yapmışız. Oğlum ben senin sömürgen olmam. Hadi Allah. Yani bitmiş, ölmüş, gebermiş Osmanlı Devleti 1915'te dünyanın en büyük donanmasına şamarı bastı gönderdi. Bunları sevmiyorlar işte. Bunlar azmede. Diyor, bu Türkler diyor. Kurtuluş Savaşı büyük bir destan. Ya ne destanlar var. Devamlı imparatorluk kurmuşsun. Seni sever mi? O çünkü doğulu deyince şey diyor. Sömürge. Üç alay İngiliz gelecek Hindistan'ı sömürge yapacak. İki tabur gidecek Afrika'yı sömürge yapacak Fransız. Türkleri de öyle istiyor. Olmuyor kardeşim ben öyle değilim. Ne ben yapayım? Bağımsızım. Gel bakayım yiyorsa beni işgal et. Beni sömürge. Sayın Akan. Fıtratına uymuyoruz. Dolayısıyla Ali Aydar Bey olarak şunu söylüyorum.
Ahip dünyaya karşı imajımızla ilgili adamların bize dayatmaya çalıştığı, sen şöyle kötüsün, sen bunu dinlemiyorsun, sen despotun. Değilim be. Ah, ah. Yargılarım da sonra. Suçu da varsa suçunu da koyarsınız. Ha. Onu da mı beğenmiyor? Gel sen yargıla ulan dersiniz. Ali Aydar Bey. Sartre'ın Nobel'i... Derdimi anlatabildim mi? Sartre'ın Nobel'i red konuşması gibi bir konuşma yaptı Hakan Bayrakçı. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz bu fikirlere? Katılmıyorum. Şundan katılmıyorum. Bu sürekli kendimizi mazlum göstermek, bu mazlumu kutsamak. Profesör Doktor Fethi Açıkel'in güzel bir cümlesi var. Dünyanın acımasızlığı, Avrupa'nın ankörlüğü, sistemin adaletsizliği, hayatın zalimliği, feleğin kahpeliği ekseninde bir ülke ve hayat değerlendirmesi işte bu kutsal mazlum sürekli üreten bir şeydir. Bütün az gelişmiş ya da gelişmeyen toplumlar suçu başka ülkelerde bulurlar. Osmanlı 600 yıl bir imparatorluk olarak sürdü. 600 yıl boyunca kılıç zoruyla bir yeri tutmadı. Toplumsal rıza inşa ederek tuttu. Yani dolayısıyla bir Türk düşmanlığı ya da bize yönelik bir düşmanlığın kültürel bir takım şeyleri olabilir ama siyasal ya da sosyal ilişkiler bunun üzerinden yürünmez. Bunu bilelim. Yani dolayısıyla Mustafa Kemal Büyük Devrimci de hiçbir konuşmasında evet. Bizi sevmiyorlar, Türkleri sevmiyorlar üzerine ya da bir Avrupa karşıtlığı, bir Batı karşıtlığı ya da muasır medeniyet karşıtlığı üzerine bir tasavvur geliştirmez. Daha akıllı, daha mantıklı, daha onlar arasındaki çelişkilerden yaralanan bir siyaset tarzı inşa eder. 20 kere bu siyaset tarzı da elbette ki kendi bazen kaynaklarına, kendi insanına güven üzerine inşa edilen bir durumdur. Bizi sevmediklerini en az 20 kere söylemiştir. Çünkü Atatürk çok kitap okuyan bir adamdır. Şimdi, ve Atatürk dışarıya karşı yaptığı konuşmalarda o imajı veriyordu. İsterseniz inceleyin. Atatürk bu gerçeği çok iyi biliyordu. Siz dünya bizi seviyor derseniz. Hiçbir zaman zaten yani hiçbir zaman Mustafa Kemal böyle bir bahanenin arkasına sığınmadı. Bir devrim yaptı. O devrimin kurumlarını, o devrimin insanı oluşturdu. Allah aşkına Ali Aydar Bey. Ve insanlığa örnek oldu. Dolayısıyla yani Ali Aydar Bey, bizim Atatürk'ün tarihimizin en zor koşullarında ben böyle bir bahane sığınmamışken şimdi böyle bir bahane sığınmak mantıklı değildir. Yani söyleyeyim. Olayın şimdi mesele şudur bakın. Yani mesele Atatürk'ü bu konuyla son derece basit. Nasıl tezat bağdaştırdınız? Mesele, Atatürk benim söylediklerimi ben bir bitireyim. Yapan mesele son derece basit bakın. Ama siz araya girmeleri başkaları için dinliyorsunuz, ben girince dinlemiyorsunuz. Başkası da giriyor araya konuşurken. Siz bana itiraz ediyorsanız... Şunu söylüyorum. Temel konseptime itiraz ediyor musunuz? Yani bütün dünya bizi çok seviyor. Ahim'de de çok adil bir karar verdiler. O mu yani? Bizi çok sevdikleri hayır, ben şunu söylüyorum. Adil bir karar mı verdiler? Tarihsel nesnellik üzerinde öznel değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Olgular üzerine gitmeyi, olaylara tırnak içinde bilimsel yaklaşmayı doğru buluyorum. Ve ülkemin ve halkımın çıkarının ya da yararının ne de olduğuna bakmak istiyorum. Ya, müsaadenizle ben kişisel fikrimi belirteyim bu olayla ilgili olarak. Ama geçerli şeylerle açıklayın. Alakasız bir Atatürk konusuna girdiniz. Atatürk'ü ben şimdi olarak söyledim. Ben de o tartışmaya cevap olarak söyledim. Tamam, yani, itiraz ettiğiniz şeyi söyleyelim. Yaşadığımız, şuna itiraz ediyorum. Yani bütün dünya bize düşmandır üzerine bir siyaset inşa edemezsiniz. Yani kendi zayıflıklarınızı, kendi haksızlıklarınızı, kendi hukuksuzluklarınızı, bunu Selahattin Demirtaş örneğinde söylemiyorum. Bir bütün olarak söylüyorum. Yani gelişmemiş olmanızı, az gelişmiş olmanızı sadece dünyanın bizi sevmiyor olmasına yorumlayamazsınız. Eğer böyle yorumlarsanız o zaman bilimden hiçbir şey anlamıyoruz demektir. Yani bütün bilim disiplinlerini bir tarafa bırakmışız. İnsanların özlem olarak bizi sevip sevmemesi üzerine yani İngilizler Fransızları seviyor mu? Almanlar İngilizleri seviyor mu? Ya bunlar yüzyıllarca savaştılar. Şimdi yan yana duruyorlar, bir medeniyet inşa etmeye çalışıyorlar. Amerikalılar, İngilizler savaştılar. Ya dünyada birbirleriyle savaşmayan toplum kaldı mı? Dünyada birbirleriyle savaşmayan ülke kaldı mı? Dolayısıyla bu
sevip sevmeme üzerinde analiz edilebilecek bir mesele değildir. Meselenin başka bir boyutu var. Tamam, bambaşka bir boyutu var, bunu konuşmak lazım. Konuyu o da şudur. Bilmeyenlerdensiniz. Yüzde aydınların %50'si bilmiyor dedim ya. Siz o bilmeyen %50'densiniz. Çünkü siz... Ben öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Soruyorum. Büyük bir sevgi bütün ve saygıyla Mustafa Kemal'i öğrenmeye çalışıyorum. Yazılmış bir tane ya da iki tane kitap okudunuz mu? Ben bütün kitapları okudum. Size bir kitap öneririm. Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler diye bir kitabı var. Onu okuyun. Evet. Toplumların, az gelişmiş toplumların kendilerinin nasıl inşa ettiklerini, bir dış düşman yaratarak içeride kendilerini nasıl inşa ettiklerini çok iyi anlatır. Bence biraz buna bakmak fayda var. O Türklerle ilgili bir kitap değil. Ben size diyorum ki dünyadaki çeşitli yazarların işin biliminden bahsediyoruz. Herhangi bir kitabı okudunuz mu? Ben işin tevatürüyle ilgilenmiyorum. İşin bilimiyle ilgileniyorum. Ya kitap bilimdir. Başka bilim yok. Kitap. Sayın Hakan. Siz dünyanın bize nasıl baktığını bilmiyorsunuz. Bu konuda söyleyeceğiniz sözler benim için muteber değildir. Buyurun konuşun. Kuşkusuz yani birbirimizin her söylediği birbirimiz için muteber olmayabilir. Ama kendi sorunlarımızı, çözemediğimiz sorunlarımızı, üstesinden gelemediğimiz sorunlarımızı başka ülkelere mal ederek, başka toplumlara mal ederek bu sorunların altından kalkamayız. Yöntemsel olarak yani işin metodolojisi olarak böyle bir şey yapsaydık biz Cumhuriyet devrimini yapamazdık. Ulusal kurtuluş mücadelesini vermezdik vesaire falan. Şimdi Selahattin Demirtaş meselesiyle ilgili olarak şöyle bir çelişkiyle başlayalım. Şimdi bir taraftan şunu söylüyoruz. Selahattin Demirtaş teröristtir. Bunu bu ülkede hemen hemen ülke yöneten herkes söyledi. Yargıdan, hakimden ve şeyden Anayasa Mahkemesi'nden vesaire bağımsız olarak böyle ilan edilmiş bir teröristlik var ama hukukun henüz ilan etmediği. Bir bunu söylüyoruz, böyle bir hüküm veriyoruz. Diyoruz ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Diğer taraftan da şunu söylüyoruz. İç hukuk yolları tükenmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiştir. Şimdi şuna karar verelim. Selahattin Demirtaş teröristse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar vermesi doğrudur. Eğer böyle bir yargılama hala devam etmiyorsa, ödüyorsa, bu yargılama üzerinden bir karar vermişse o zaman bu çelişkiyi de bir biçimde bu arkadaşların anlatması lazım.